Peki şunu bana bir anlatır mısın? Bir tane single çıkarttın. Çıkarttım. Tamam. Single'ın içinde bir tane şarkı var. Şarkının sözleri şu. Ella 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 dur bakalım orada çek git uğraşma bak papucun damda ella 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 say Kazanova. Yazar bu eserinde tam olarak ne demek istemiş? Bir kere ella değil o Lela. Ha Lela mı? Lela. Ya Lela ella şimdi yani bir artışın birbirimizi mi katacağız? Olur mu geldin sen aldın sen o ella 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 yaptın o 9-8 oldu be ya. Ela aranı gibi oldu. Ya Lela Lela kadının adı aslında Lela Palatute bu şeyin bir... Çingenler öyle demişler ta oralardan, Romanyalardan. Ha, bir Romanya parçası ya, tabii, Balkan tabii. Parçası. Balkan parçası. Balkan parçası. Gogo Bordello'nun parçası aslında. Ne diyorsun dayı? Punky Ukrayna. Punky Ukrayna'dır yani. Lela 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 palatuten jaskara menes lela. Şimdi bunun hemen Türkçesini dön. Lela 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 dur bakalım orada. Git uğraşma bak pabucundan da. Oldu uymuş. Tamam uymuş, yani bunu bir düz yazı olarak okuyunca bir şey olmuyor ama öteki dille okuyunca oldu. Ama sözleri çok güzel yazdı. Müfide yazdı. Müfide İnseler bizim kardeşimiz. Aynen ama canım fazla ciğerim. Zeki yazdı. Yani onun Kuru Fasulye diye bir eseri vardır. Bayılırım. Yanında pilavlı acayip gider. Ya Müfide öpüyorum seni sevgili dostum. Seni de burada görmek istiyoruz. Bir sürpriz telefonumuz daha. Bu gecenin sürprizleri sadece bana geliyorsa niye çağırdık insanları? Gamsız, insafsız. Gerisinde. Duvar var burada. Bir telefonumuz var. Bir duvar. 3 ayrı duvarınız var. İstediğiniz duvarı şimdiden seçin. Buyurun efendim iyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. Nasılsınız Mesut abi? Çok teşekkür ederim efendim. Abi diyen dillerini yesinler. Kimle görüşüyorum? Sürpriz telefon. Sürpriz telefon. Sürpriz telefon. Nasılsın sürpriz ya? Çok dandır görüşmüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ya şu kavanoz diplerinden bana da bir şey okur musun diye aradım. Ya sana her türlü okurum ben. Yani her türlü okurum. Sürpriz. Yani çok uzun süredir sürprizi tanırsınız siz. Tabii. Telefon oldu sonradan. Evlendi. Evlenince telefon oldu. Karısının soyadını aldı. Peki kimi okuyacak? Abi sesten alamadım sesi. Şaka yapıyorsun. Çok tanıdığım biri. Benim tanıdığım mı? Bizlerle tiyatro yaptık ya Melda tanır sesimden. Ya çok özür dilerim ya ama Şafak. Ama Şafak yani şimdi şöyle söyleyeyim. Buradaki bütün konuklarımızın canlı yayın tecrübesi var. Ben canlı yayında sadece soru soran adamım. Onlar katılanlar olunca sen de böyle canım benim hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi çok şükür yani hayranınızız ailece izliyoruz. Sen Mesut Yer'le bir program yapmışsın bildiğin hit rekoruna doğru gidiyor abi. Neymiş o gece ya? Evet ne yükselttin bizi sağ ol. Estağfurullah aslan kral ya. Aslan kral mısın? Sen şimdi soru sormamı istiyorsun sana. Peki evet, soru sormanı istiyorum. Doğuş merhaba. Merhaba Şafak'cığım. Şafak nasılsın? Harikasın. Sağ ol Melda'cığım teşekkür ederim. Ay ya çok güzel. Herkes de kanka olduğu için enfes bir şey. Peki Şafak Mehmet Ali Şahin İstanbul'dan soruyor. İnsanlık öldü mü? Mehmet Ali Şahin kim? İçişleri Bakanı mıydı bir adam? Yok. Bu Ankara'dan değil. Bildiğin İstanbul'dan. İstanbul'dan geliyor. Mehmet Ali Şahin soruyor. İnsanlık öldü mü diye. İnsanlık öldü mü diye soruyor. İnsanlık tabii yeri geliyor ölüyor, yeri geliyor diriliyor. İnsanlığına bağlı. İnsanına göre değişiyor diyorsun. Kimi öldürür, kimi yaşatır abi ne diyeyim ben yani. Canım kardeşim. Kim soruymuş ya. Bununla birlikte dünyadan bir soru daha alamayayım. Ya dur bir tane daha gelsin ya. Senin için bu akşam ikinciyi de patlatalım. Sorularımız bitiyor yalnız. Bütün stokları yiyoruz. Bitiyor. Stokları yiyoruz. Mert Bıçakçı Bursa'dan soruyor. Babaanne senin ağzın neden bu kadar büyük? Ya bu nasıl bir soru? Seni daha iyi yiyebilmek için diye. Şafak harikasın. Bir akşam daha bekliyoruz burada. O gece yarım kalmıştı bekliyoruz bir akşam daha. Evet abi ben derdim onun için aradım. Şimdi çocukluğumda kalmıştımdır onu da anlatayım. Evet bir o kalmıştı. Onda da o 100 programın içinde sen de hakikaten çok güzide katkılarınla yer aldın. Çok teşekkür ediyorum. Aslında hepimizin 100. programı. Çok incesin. Aslan kral öpüyorum seni. Haftaya bizimkiler çıkıyor görüşmek üzere. Tamam. Herkese iyi akşamlar oradaki. Hadi. Görüşürüz. Bye bye. Görüşürüz. İyi akşamlar kardeşim görüşürüz. Ya Şafak acayip bir adamdır. Enerjisi çok yüksek. Ben tanımıyorum. Kalbini çok güzel. Şafak sizleri tanımıyor musun? Şafak sizlerle bir gece burada tanışacaktın. Yani çok müthiş bir adamdır ya. Çağırsaydın. Böyle bir şey. Evet. Oldu gibi. Çağıramadın yani. Doğuruyordun ya. Allah Allah. Nasıl çağırayım seni? Olsun onu da yaparım, onu da yaparım. O doğura doğru. Ha gelip stüdyoda 9 doğrulananlar diye. Allah Allah. Kariyerde yaparım. Çocuk da yaptık. Kariyerde yaptık. Çocuğu canlı yayında yapmak biraz riskli Türkiye'de. Henüz alışamadık o kadar. BBC mi zannettin sen burayı? Öyle BBC'de Orhan Pamuk okumakla. Ha? Anlat bakalım. Şşt. Ya. Sen dersin çalışmışsın. Sen ne zannediyorsun? Lafı da nasıl bağlıyorum an farkında mısın? Oradan. Şimdi ben Türkiye'deki radyocuların elbette kıskanacağı bir şey. BBC'de Orhan Pamuk'un bir romanını hanımefendi bizzat İngilizce okuyor. Muhteşem bir şey. Harika bir şey. Nasıl oldu? Süper ya. Yani okuyor derken bir radyo tiyatrosu yapıyoruz. Tamam canım yani. Ya, okuyor derken hani. Ha, oynuyor mu diyeyim, tamam. Radyo tiyatro. BBC de bizim gibi radyo tiyatrosuna bayılıyor. Arkası yarınlardan bir tanesi. Arkası yarınların tam önceki günü o okuyor. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben inanamadım. İnanılmaz bir ekip geldi. 2 kişi. Yönetmen. Bayağı hani biz oturacağız bir yerde. Efektler yapılacak. Sayfalar çevrilecek falan. Ben öyle bir şey bekliyorum. Yok hayır. Bayağı ben orada Ester rolünü Yahudi Çingene'yi oynadım. Kıyafetimi istediler, şıngır şıngır bir şeyler getir falan. Bayağı ben getirdim, ne yapacağız diye. Sembenoa'da yaptık galiba, büyük avlusu falan var. Aynen bununla sesleri birebir uzaktan gelen sesler, yakından kavgalar, dövüşler, ambiyansıyla beraber aldılar. Her şeyle yani. Aldı. Süper. Ve çok güzeldi. Ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çok enteresan. Çok seslerini aldı. Çiçek seslerini aldı. Ağaçlar değişik bir konuşuyordu. Onları aldı. Ağaçlara sarıldık. Harikasın ya. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Müthiş bir deneyim. Türk radyocuları bunu kıskanmıştır. Harikasın. Kesin. Ve bu performansın devamını da istiyorum. Yani efektlerle birlikte performansın devamını istiyorum. Bak iyi yere getirdin. Ben yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Söyle, bilmiyor muyum? Şimdi ben radyoda... Ya sesim ne kadar şey oldu. Sen bayağı yatak odası sesiyle konuşmaya başladın. Ya saat de biraz öyle oldu gibi. Heh, buyurun. Radyoda, TRT'de ben bir program yapıyordum. Radyoterapi diye. Orada şarkı falan... Radyoterapi. Ya kurban olayım. Değil mi? Ne yapıyorsunuz orada? Ayıptır söylemesi. Radyodan terapi yapıyordum. Veriyoruz çuayı. Allah'ın cezası. Radyodan terapi yapıyordum. Ha ışındı zaten. Pardon. Hayret bir şey ya. Kimleri terapi ediyorsun? Şimdi senin böyle bir terapist özelliğin var. Demin biraz şey yaptık, teğet geçtik, çevresinden dolandık ama... Ne terapisi? Ya nasıl? İnsanlara ben bir şey yapmıyorum, hani ben konuşuyorum, gözlemlerimi aktarıyorum, şarkılar söylüyoruz, canlı orkestramız vardı orada ve ben oradaki hikayeler hazırlıyordum, bayağı orada minik tiyatro gibi bir şey yapıyordum. Oradaki hikayeleri sonradan ben oturdum dinledim, hani ne yapmışım radyoda diye, çok beğendim ve yeni bir proje hazırladım şimdi, hikayeler ve şarkıları. Zaten bunu sahnede de yapıyorum. Şarkıların hikayeleri, hikayelerin şarkıları falan. Çok beğenmiş. Çok keyifli oldu. Ya bir kuşağı resmen aksak yaptı ya. Radyo terapisini biliyorduk. Ya terapiyi yanlış taraftan verdiği için biz böyle anladın mı? Şu hale geldik gördüğün gibi. Normal soramıyorum bebiş. Bir ortak proje.